Merhaba değerli izleyiciler. Bugün 5 Nisan 2021. Ben Gökhan Özbek. Kemal Özkiraz'la birlikte hazırlayıp sunduğumuz Alternatif Gündem Değerlendirme Programı'na hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kemal, uzun süre oldu seninle böyle Alternatif Gündem Programı sunmayalı. Biraz da heyecanla bir giriş yaptım. Unutmuşum sanıyorum giriş cümlelerini. Neden ayrı kaldık? Ne oldu? Bir senden dinleyelim aslında önce. Yani insanlar da çok soruyordu, evet niye yapmıyorsunuz artık diye. Niye yapmıyorduk? Çünkü ayrı ayrı iş yoğunluğumuz çok fazlaydı. Özellikle benim iş yoğunluğum çok fazlaydı. Bu ara zaten yılbaşından beri sen de biliyorsun toplamda 20 yayın falan çekebildim. Yani kendim için de çekemedim esasında, kendi kanalımız için. Avrasya Anket kanalı içinde çok elzem durumlar haricinde yayın çekemedim. Öyle bir yoğunluğumuz vardı. O yüzden ortak yayını denk getiremiyorduk ama artık denk getiriyoruz. Yoğunluğumuz da azalıyor yavaş yavaş. Bundan sonra inşallah her gün alternatif gündem değerlendirmesini Gökhan Özbek'le beraber ortaklaşa yapıp iki kanalda ortak olarak yayınlayacağız sevgili dostlar. Her gün izlemenizi isteriz. Tabii arkadaşlar, bakmayın Kemal'in böyle yoğun dediğine. Eğer Kemal'i dürtmesek bu ortak yayınlar yine gelmeyecekti. Onu da söyleyelim. Tabii Kemal, bu arada hazır bir giriş yapıyorken şunu da vurgulayalım. Dün baktım, nihayet Kemal Özkiraz'ın Avrasya Anketi 23 dereceyi geçmiş abone sayısında. Ne diyorsun Kemal bu işe? Evet, geçtik, 91 bin olduk herhalde ama 91 bin sana da yetmiyor, bana da yetmiyor. En azından bir 100 bini bu aralar geçmemiz lazım. Bu arada Avrasya Anket kanalını anlamlı şekilde hani düzenli yayın çekmeye başlayalı yaklaşık 10 ay oldu. 10 ayda çok iyi bir yere geldi. Bu tabii her şeyden önemlisi senin sayende oldu. Sen çok zorladın yayın çekmemiz için, kanalı oluşturmamız için, düzenli bir formata geçmemiz için. İyi de oldu. Dünyanın ilk ve tek YouTube kanalından finanse edilen araştırma şirketi olarak dünyada tek bir iş yapıyoruz. YouTube monitörümüzün finansıyla anket yapıyoruz. Bu çok önemliydi. 100 bini geçmemiz lazım. 23 derecenin de geçmesi lazım 100 bine. Bizim de geçmemiz lazım. Çünkü 100 bini geçtiğimizde akıllı TV kullanıcıları 100 binin üstünde abonesi olan kanalları doğrudan o bildiğimiz televizyon kanalları gibi kumandalarının istedikleri tuşuna yerleştirebiliyorlar. Yani favoriler içerisine alabiliyorlar. Tek tuş bize bağlanabiliyorlar. Bu da bizim izlenme oranlarımızı, YouTube algoritmasındaki yerimiz, her şeyi değiştiriyor. O yüzden sizlerden ricamız, herhangi bir maliyeti yok. Şu anda üstte görüyorsunuz 23 dereceye abone ol diye. O bitince de Avrasya Anket'e abone ol diye çıkacak. İki kanaldan da, hangi kanaldan izliyorsanız lütfen abone olun. Aynen, diğer kanallarda abone olalım ki beraber bu işi daha da büyütelim diyorum. Ama bu konuyu kapatmadan Kemal, bir iddiaya girelim mi? Biz seninle en son 60 bin için iddiaya girmiştik. Ve sen de gerçekten bu konuda duyarlılık gösterdin ve 1000 dolar bir kuruma bağış yapmıştım 60 bin abone için. Ne diyorsun, 100 bin abonesi iddiasına girelim mi? Hem izleyicilerin içinde bir heyecan olur. Yani ben kazanırım ama girelim. Ben yine de iddiayım. Ben 60 bini kaybedeceğimi bile bile. Ben 60 bini kaybedeceğimi bile bile iddiaya girdim biliyorsun. Çünkü çok gerideydim. İyi bir yere gideceği için parası da çok kimin kazanıp kaybedeceği önemli değil. Bu da öyle olsun o zaman. Sen söyle neyini iddiaya girelim? Bence bu sefer bir toplumsal duyarlılık yapalım Kemal. Tabii ki birçok kurum, dernek, vakıf var. Bunlara zaten elzem de olsa zaman zaman sen de olsun, 23 derecede olsun, elimizden geldiği sınırlı olanaklarla katkı veriyoruz ama bu sefer bir toplumsal yarıya parmak basalım Kemal. Bu sefer KHK'lı bir ailenin bir öğrencisine bir 5000 TL'lik bir burs ayarlayalım. Burs verelim daha doğrusu. Kaybeden bir yıl boyunca toplamda 5000 TL'lik burs verecek. Kabul mü? Kabul, kabul, kabul. Tamam, o zaman bu iddiamızda girmiş bulunduk. Hadi öyle yani. Madem öyle, kazanan da 2500 lira versin. Tamam, 7500 hatta sosyal sorumluluk. Yok Kemal, şöyle yapalım. 9000'e çıkaralım. 6000 artı 5 3000 9000 olsun. 9000'de ayda 750 TL eder. 12 ay boyunca bir öğrenci arkadaşımıza, onu da beraber verilir. Kamuoyu eğer izin verirse yayınlarız. Çok iyi bir iddia oldu bu. Öyle yapalım, tamam.
Aynen. Çok güzel. En azından ben senin YouTube gelirlerinden bu parayı tahsil edeceğimden şüphem yok. Ben o zaman gaza basarım Kemal. Onu söyleyeceğim yani başta. Tabii. Evet, gündeme geçelim. Tabii gündem, bayağı bir sohbet ettik 5 dakikadır ama biz birbirimizi de özledik. İşin doğrusu yüzümü de çok fazla göremiyorum Kemal'im, bakmayın arkadaşlar. İnan telefonlarıma bile cevap vermiyor ama Kemal, sıcak gündeme geçmek istiyorum yani dün itibariyle. Gökhan, aslında izleyicileri de buna yoğunluğu anlatmak istiyorum. Sen Kemal'in yoğunluk dediğine bakmayın dedin ama sadece Ocak ayından bugüne kadar, yani Ocak, Şubat ve Mart aylarında 48 bin kilometre yol yapmışım. Tek başıma. Doğrudan kendi aracımı kullanarak yaptığım yol. Uçaklar vesaire hariç. O yüzden gerçekten çok büyük bir yoğunluğun içerisindeydim. Ama Mart'ın geçişiyle birlikte o azalıyor. Bundan sonra rahatız. Umarım Kemal, ama yani anketçi olmasa iyi bir tır şoförü olurdum bu kilometreyle. Bundan asla şüphem yok diyorum. Yani sevgili... işte Tayyip Erdoğan bizi her şeye hazırlıyor. Olur da Allah muhafaza memleketi terk etmek zorunda kalırsak en azından bir mesleğimiz daha var. Dünyanın her yerinde yapabiliriz. Kesinlikle. Kemal, ilk gündemimiz aslında Türkiye'nin de gündemi. İki gece önce 22.13'te 103 Amiral Veryansım TV'de, Ulusal TV'den ayrılan bir ekibin internet sitesinde ve YouTube kanalında aslında bir bildiri yayınladılar. Malum Türkiye aslında bunu biliyor. Reaksiyonları da görüyor. Biz burada tekrara düşmek istemiyorum ama senin burada yorumun önemli. Ne düşünüyorsun bu bildiri hakkında Kemal? Yani bu bildiriyle ilgili aslında olması gerekenden çok fazla tartışıldı. Yani tartışılması gereken yerde de tartışılmadı. Çok yanlış bir yerde tartışılıyor. Bu bildirinin darbeyle vesaireyle hiçbir ilgisi yok. Fakat bana WhatsApp'tan arkadaşlar bu bildiri medyaya düştüğünde atmıştı. Onlara doğrudan şunu söyledim. AK Parti bu bildirinin şu aksi halde kelimesiyle başlayan cümlesini alır, kırpar ve dilediği gibi kullanır demiştim. Aynısı da oluyor. Fakat muhalefetin buna teslim olmaması gerekirdi. CHP olmadı. CHP'den bu bildiriyle ilgili, bu bildiriyi kınayan ya da önemseyen bir şey gelmedi ama İYİ Parti'de Meral Akşener bence çok yanlış bir tercihle bildiriyi yayınlayanları doğrudan aslında AKP medyasının da biraz önüne atmış oldu. Oradan da gelen tepkiyle. Meral Akşener'in endişeleri haksız değil. Esasen haklı. Yani benim o ilk anda yazdığım endişeyi o da taşıyor. Çünkü karşıdakilerin siyasi ahlaka uygun hareket etmeyeceklerini bildiği için eleştirdi. Ama biraz sert bir eleştiri oldu. Burada şunu söyleseydi olurdu. Bu amirallerin kendi yetkin oldukları alandır. Bu alanda söz söyleme hakları vardır, ifade hürriyeti vardır. Ancak bunu AKP'nin kullanacağını bilmeleri gerekir demesi daha doğru olurdu Meral Akşener'in. Muhalefette yara alacak tek parti bu konuda İYİ Parti bence. Hani o da bugünlük, yani bir haftalık 10 günlük tartışması olur. Bir hafta 10 gün sonra bu iş unutulur. Böyle işler hiç kimseye oy oranı olarak katkı sağlamaz. Hükümet de bunu kullandı diye oy oranı artmayacak. Bu hafta yapılan anketlerde belki artmış gözükür ama bir ay sonra yapılan anketlerde hiçbir şey olmayacak. Sen hatırlarsın, Ayasofya meselesi olduğunda ben demiştim ki bir hafta 10 gün sürer, bir hafta 10 gün sonra herkes eski yerine döner. Ayasofya'dan sonra yapılan anketlerde hiçbir şey değişmediğini gördük. Öyle değil mi? Ayasofya meselesinden sonra bir değişiklik oldu mu oy oranlarında? Hayır. Yani, hatta ekonomi daha da kötüye gitti. Ekonomi daha da kötüye gitti ve insanlar şunu söylemeye başladılar. Ya bu ekonomiyi unutturmak için her şeyi yapar. O yüzden muhalefetin buna sert tepki göstermesi, endişelerini anlıyorum ama artık buradan kurtulmak lazım. Yani AKP bunu kullanır diye Türkiye'nin aydınları hiçbir konuda ses çıkartamaz oldular. Ya bırakın kullansın, yani ne olacak? Hiçbir şeyi değiştirmiyor.
Yıllardır değiştirmiyor. Zeytin Dalı operasyonları, Fırat Kalkanları, Afrin operasyonları, ya, Ayasofya, bunlar oy oranlarını değinecek olsaydı yerel seçimleri kaybetmezlerdi mesela. Sonra şimdi bakın darbe çağrısı deniyor. Darbe çağrısı yapıldı deniyor. Darbe çağrısı yapıldı bana. Bana darbe yapmak istiyorlar dedi ya, AKP oy mu kazanacak? Yahu AKP bir darbe girişimi atlattı Türkiye. AKP ve MHP'nin oy oranı o darbe girişiminden önceki seçimde %60'ın üstündeydi toplamları. %63'tü. Değil mi? Birisi 50'ye yakın aldı. Aynen. Birisi 13 aldı. 9.95'e 12.45. Evet. %13, %63'ten hemen referandumda %50'yi zor kurtardılar. Bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan %52 aldı. Referandumu da alamadılar da %52'ye tamamladılar. Yani ya bir darbe gerçekten yapılmış ve atlatılmış, oyları düşmüş. Bana darbe yapacaklar, bana darbe yapacaklar diye kimse oyunu yükseltemez Gökhan. Ben de bir Kemal de burada araya gireceğim ama AKP'nin hedefi ya da AK Parti'nin hedefi burada oy devşirmek değil. Eriyen tabanlı bir konsolide etmek, bir arada tutmak, daha doğrusu stop düğmesine basmak, daha fazla kopmayı engellemek. Edemez, yani bak, edemez Gökhan. Edemez. AKP'nin tabanı neden eriyor biliyor musun? İki sebebi var. Bir, ekonomiden dolayı eriyor. İki, bu erimeyi gören fazla uyanıklar var. Her devrin adamları. O her devrin adamları AKP'den ayrılmaya başlıyor. Tam aksine işte burada mağdur edebiyatı yapmak yerine Erdoğan uzunca bir süredir de bunu yapıyor. Güçlü görünmeye çalışır. Yani mağdur edebiyatı yapan Erdoğan değil. Mağdur edebiyatı yapan AK Parti'nin kendi figürleri. Erdoğan mağdur edebiyatı yapmaktan son dönemde hoşlanmaz. Çünkü güçlü gözüktüğü sürece ayakta kalabileceğini düşünüyor. Güçsüz gözükmek istemez. O yüzden bu konunun hiç kimseye faydası olmadığını en iyi Erdoğan bilir. Ama Erdoğan'ın etrafındaki insanlar 3-5 gün bu tartışmalara bakıp o gene kenetledik kitleyi, biz artık seçim kaybetmeyiz falan diye yalancı bir mutluluk yaşarlar. 3-5 gün sonra bu unutulur gider. Muhalefet bunu Erdoğan kullanır diye geri durmaması lazım. Madem böyle düşünüyorsa bunu anlatması lazım insanlara. Yani bu da bir kolaycılık değil mi? Yani Erdoğan bunu kullanır, en iyisi ben bunu ondan önce kınayayım. Bu bir kolaycılık değil mi Allah aşkına? Yani bu çok büyük bir siyasi kolaycılık yani. Erdoğan bunu kullanırsa, anlatırsa, ya Erdoğan olmamışı, AK Parti olmamışı, yalanı, algıyı anlatabiliyor da muhalefet gerçeği niye anlatamazsın? Tabii muhalefet de gerçeği anlatsın. Politik izdüşümünü daha çok anlattım, toplumsal izdüşümünü anlattım ama bir de bu olayın diplomatik boyutunu incelemek gerekiyor. Yani durduk yere bu amiraller bu bildiriyi neden yayınladı? Montrö tartışması neden çıktı? Daha doğrusu Türkiye 15 Temmuz'dan itibaren dahil olmaya çalıştı. Üstelik bizzat bu amiraller dahil etti yani. O Avrasyacı klikten kopuşlar mı yaşanıyor? Bu olayın bence farklı boyutları var yani. Ben açıkça söylüyorum. Hatta dün kendi yayınımda da bunu vurguladım. Bu aslında Türkiye'nin Batı ligine geçişin belgesi. Yani o Avrasyacı ekolün tasfiyesi anlamına geliyor. Montrö'yü tartışmaya açmak NATO konseptinde yeni bir dünyaya entegre olmak demektir. Rusya'dan ve Avrasyacılıktan kopmak demektir. Kemal sen daha iyi bilirsin ama 2017 referandumunda Cumhurbaşkanı'na uluslararası anlaşmalardan çıkma veya girme yetkisini de öneren ekip bugün o 103 paşadır, imzayı atan paşadır, bu ekibi önerdi. O gün Erdoğan kontrollerindeydi ama Erdoğan kontrollerinden çıkınca birden öcü oldu. Birden güç ellerinden gidince artık bu gücü kullanması tehlikelidir, uluslararası hukuka aykırıdır etmeye başladılar. Kusura bakmasınlar da bu bildiri yayınlamaları onları uluslararası arana da masum yapmaz. Aksine en az Adalet Kalkınma Partisi kadar, en az siyasal İslamcılar kadar bu ekip de bugün yaşanan hukuksuzluğun, adaletin birinci derecede sorumlusudur. Kesinlikle sorumluluktan kaçmamaları gerekir. Hep FETÖ algısı üzerinden Türkiye'de belli bir ittifak kurdular. Ben, ama bu algı bitti. Bugün gelinen noktada birbirlerini yiyorlar aslında. Bir şey dedin Kemal.
Yani ben bu dış politikayı ve bu ekibi ben bu dış politikayı ve bu ekibi senin kadar yakın takip etmiyorum. Açıkçası bu 103 general içerisinde, amiral içerisinde ismini bildiğim, yani daha önce ismini duyduğum sayısı onu geçmez. O yüzden hangisi Avrasyacıdır, hangisi NATO'cudur, hangisi Rusçudur bunu bilmiyorum açıkçası. O yüzden bilmediğim bir konuyla ilgili yorum yapamam. Fakat Kemal, yayınlanan öyle bildirim de zaten Perinçek'ten ayrılan bir grubun sitesinde yayınlandı, yani bu kadar söylüyorum. Herhangi bir haber sitesinde yayınlanmadı. işte böyle kodlar var. Ben o yüzden hani niyet okumak yerine, bilmediğim konuda niyet okumak yerine, sen bunu biliyorsun, senin hakkın var bunu yapmaya, ama ben bilmediğim için bunu yapmaya hakkım yok. Ben bildirinin içeriği ve kamuoyundaki iz düşümünü anlatabilirim. İçerik ayrı İçeriğine tarafı konusu baktığınız artık. zaman, yani bırakın insanları gözaltına almayı, bildirinin içeriğine imza atmayacak insan AK Partili bile olamaz. Bak, çok önemli bir şey söylüyorum Çok Gökhan. O bildiriye yapmadan imza mantıklı düşün. atmayan, bak, o bildiriye imza atmayan AK Partili olamaz. Niye biliyor musun? O bildiride bir tarikatın kendisi mi diyeyim, zikirevi mi diyeyim, bir yerde görüntülenmiş bir amirale atıf. Ve bu amirale atıf da diyor ki, özellikle ya amiraller, amiral seviyesine yükselmiş adamlar tekkelerde, zikir törenlerine vesaireye gidiyorsa, bakın ortada sıkıntı devam ediyor demektir. Ey hükümet, sen demiyor musun 2016'dan beri beni muazzaf müritler bana darbe yapmaya çalıştı. Emri komutanından almayan, emri kendi cemaatinin imamından alanlar bana darbe yapmaya çalıştı demiyor mu AK Partililer Gökhan? Aynen. 6 yıldır bunu söylüyorlar değil mi? 5 yıldır bunu söylüyorlar. Aynen 5 O yıl. bildiride de diyor ki, ya amiral seviyesinde bir adam tekkeye gidip şeyhten emir alırsa, yarın onun tarikatı, tekkesi, cemaati gelip geçmişte yaşadığını söylediğin şeyi sana yeniden yaşatır. O zaman şunu mu söylemek lazım? AK Partililer, Erdoğan, Fahrettin Altun, Süleymanoğlu, bu tweetleri atanlar, bu amirallerin bildirisine karşı tweet atan insanlar şunu mu savunuyor? 15 Temmuz'da Fethullah Gülen ve Fethullah Gülen ekibinin hiçbir dahli yok mu? 15 Temmuz'u Fethullah Gülenciler yapmadı mı demek istiyorlar? Bunu direkt sormak lazım onlara. Bunu söylüyorlarsa tamam. Yani 15 Temmuz bir cemaatin işi değil diyorlarsa eyvallah. Yani buna demek ki kendileri de inanmıyorlar. Buna inansalar başka cemaatleri oraya yerleştirirler mi? Buna demek ki kendileri de inanmıyorlar. O yüzden diyorum, yani cemaati ordunun içerisine sokmayın. Yarın bir gün geçmişte yaşadığımız gene yaşatırlar cümlesine imza atmıyorsa bir insan, AK Parti'nin 5 yıllık tezleri ya yalandır ya da onu inkar ediyor. Bu kadar net. Vallahi bence manşeti sen belirledin bile, o bildiriye imza atmayan AK Partili bile olamaz ibaresi. Kemal, başka bir Olamaz. konuya geçeyim. Olamaz. Aynen. Bu konu hani herkes tartışıyor ama biz alternatifiz. Yani farklı şeyleri, duyulmayan, söylenmeyen haberleri biraz yoğunlaşalım. Ama bir anketçiyi de yakalamışken ilk programda ben soracağım. Son dönem anketler ne diyor Kemal? Neler oluyor? Bir senden bir kısa özet alalım önce. Valla son dönem anketler AKP açısından felaket. O yüzden işte buldukları her şeye sarılıyorlar. Son dönem anketlerde uzunca bir süredir ilk kez Millet İttifakı Cumhur İttifakı'nın net şekilde önünde. AK Parti 33 bandında, MHP 7'ye artık demir atmış gibi. Bunun altı yok zaten MHP'de açıkçası. 7'nin daha altına düşmez. AKP içinde 33'ün altı çok zor. Yani bu ittifakın toplamı 40'larda belli ki çıpalanacak, orada kalacak. Onun altına inmeyecek. Onun üstüne çıkması için de ekonomiyi düzeltmesi lazım. Ekonomiyi düzeltmek için ortada herhangi bir şey var mı? Yok. Ben hep şunu söylüyorum. Merkez Bankası değişikliği bir kırılma noktası oldu. AKP seçmeni için bir kırılma noktası oldu. AKP seçmeni bu keyfi değişiklikle Erdoğan ve AK Parti'nin ekonomik krizle mücadeleden vazgeçtiğini, hatta mücadele etmediğini, aksine dolar kurunu manipülatif şekilde yükselttiğini düşünüyor. Çok ciddi bir orandır bu.
O açıdan bu bir kırılma noktasıdır. İkinci kırılma noktası da AK Parti kongreleri. Şu anda Türkiye'nin iki gündemi var. Birisi ekonomi, birisi koronavirüs. Ekonomiyi zaten saldım çayıra mevlam kayar. Artık ne olursa olsun havasında çıtır çıtır çekirdek çitler gibi Merkez Bankası Başkanı değiştiriyorlar. Burada mücadeleden vazgeçtikleri gözüküyor. Koronavirüsle mücadeleyi bırak. Koronavirüste bayağı dayanışma içerisindeler. Kongrelerden bu anlaşılıyor. Vatandaş onu da gördü. AKP koronavirüs salgınıyla mücadele etmeyi bırak, salgının genişlemesi için elinden geleni yaptı. Elinden geleni de yapmaya devam ediyor. O yüzden bu Mart ayının son 10 günü bence AKP için büyük kırılma noktası. Cumhur İttifakı için çok büyük kırılma noktası. Peşine bir de Devlet Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi'ni de kapatalım önerisi geldi. O da çok güzel tüy dikmiş oldu. O açıdan ben artık bu iş bitti gibi görüyorum. Yeter ki muhalefet doğru adaylarla, doğru stratejilerle gitmeye devam etsin. Merkez Bankası Başkanı değişikliği nedir biliyor musun Gökhan aslında tam olarak? Gitmekte olan, düşmekte olan bir hükümetin düşüşünü kabul etmesi demektir. Ya yani, özelleştirir demektir düşüşte, ama Kemal burada da şunu göz ardı etmeyelim. Tamam, sadece biz Merkez Bankası olayından bakıyoruz da 19 yıllık Adalet Kalkınma Partisi iktidarlığında 8 kez insan hakları eylem planı hazırlanmış ve 24 kez ekonomik plan, ekonomik reform, yeni ekonomik plan, yepyeni ekonomik plan isimleri değişmiş ama istisnasız her 6 ayda bir ya da 9 ayda bir özür dilerim istatistiklere baktığımızda başarısızlıklarını kabul ediyorlar. 9 ay önceki plan uymadı, tekrar yeniden uygulayacağız, bunu şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Yani bu çözümü bilmiyorum ama toplumdaki intibası iktidar kabullense de ne olacak mantığı? Yine Erdoğan yönetecek, yine AK Parti yönetecek. Alternatifsizlik var. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun? Başka bir şey söylüyorum. Yok, alternatifsizlik artık yok. Başka bir şey söylüyorum. Naci Ağbal'ın görevden alındığı gün zaten kaybetmekte olan bir iktidarın seçimi kaybettiğini karar verdiği gün oldu. Bu Naci Ağbal'ın kişiliğiyle ilgili falan değil. Artık ekonomiyi ben yönetmeyeceğim kardeşim. Bu işten vazgeçtim. Berat Albayrak şey demişti ya, biz o dolarla falan pek uğraşmıyoruz, umursamıyoruz demişti ya. Bu Merkez Bankası değişikliği faizi de umursamadıklarını, güveni umursamadıklarını, dünyadan gelecek tepkileri umursamadıklarını, Türkiye'deki yoksulluğu umursamadıklarını gösterdi. Çünkü Türkiye bir gecede %20'den fazla fakirleşti Gökhan. Bu çok önemlidir. Bunun haricinde alternatifsiz dedik ama öyle değil. Yani parlamenter sistem olsaydı ve Erdoğan %40 alıyor olsaydı alternatifsiz derdik. Çünkü %40'la tek başına iktidar olabilirdi. Ama artık öyle bir alternatifsizlik yok. İktidarın da çok alternatifi var. Bak, oy oranları böyle tekil söylediğimizde %2'ler, 2,5'lar düşük geliyor insanlara ama Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin alacağı %2, 2,5 zaten iktidarı değiştiren şey. Ve onları da kendilerini de yeni iktidar masasında ortak yapan şey. Yani artık Erdoğan'ın şurada başkanlık sisteminden önce bir tane bile alternatifi bulamazken biz anketlerimizde artık 12-13 ayrı kişiyi soruyoruz Gökhan. Çok fazla alternatif var artık. Muhalefet de gerçekten bu konuda haklısın. Çok fazla alternatif var yani. Çünkü artık kazanma ümidi var muhalefetin. Mesela en büyük alternatif Kemal Kılıçdaroğlu. 3 yıl önce söyleseydiniz, bana da söyleselerdi, Erdoğan'la yarışsa Erdoğan'ı geçer, asla inanmazdım. Ama bugün anketlerde Erdoğan'ı geçiyor. Meral Akşener Erdoğan'ı geçer deselerdi 3 yıl önce, asla inanmazdım. Zira son Cumhurbaşkanlığı seçiminde de %7'lerde bir oy aldı. Ama bugün geçebiliyor. Çatı adaylıktan ya da ikinci turdan bahsettiğimizde. Ekrem İmamoğlu diye bir adam, Beylikdüzü Belediye Başkanı. Bakın çok toplumun nasıl değiştiğini, toplum dinamiklerinin ve liderliğin nasıl bir anda değişebileceğini gösteren bir hikaye anlatayım ben size. Muhtemelen Ekrem İmamoğlu'nun kendisi hatırlamaz. Muhtemelen kendisi hatırlamıyordur bile. Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanı'ydı. Buradan aslında iki hikaye birden anlatmış olacağım. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da bana daha ortada Cumhurbaşkanlığı seçimi bile yoktu bakın. Cumhurbaşkanlığı seçimi evet o erken seçim yoktu. O yüzden yerel seçime hazırlanılıyordu.
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da bana dedi ki Bursa'da bir anket yapsana. Yani Bursa'yı model olarak seçmişti kafasında anladığım kadarıyla. İyi Parti'ye ittifak yaparsak Bursa'yı kazanabilir miyiz? Bir yapar mısın dedi. Ben de anket yaptım. Sonra Erdal Sünger o dönem genel başkan yardımcısı. Erdal abi dedi ki anket bittikten sonra Kemal sunumu İstanbul'da yapacağız. Genel başkanın İstanbul programı var. İstanbul'a gidelim dedi. Beraber Erdal Aksu'nun İstanbul'a gittik ve Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nin medya tanıtımı vardı. Genel Başkan Beylikdüzü Yaşam Vadisi'ni medya eşliğinde gezecekmiş o gün. Biz de gittik Yaşam Vadisi'nin en köşesinde Genel Başkan'ın yukarıdan aşağıya Ekrem Bey'le gelmesini bekledik. Geldi Genel Başkan, selamlaştık. Sonra otele geçeceğiz dediler. Otelde sunum yaparız dediler. Tamam, otele giderken biz Ekrem İmamoğlu ile tanıştık. Arabada. Ekrem İmamoğlu'nun ben telefon numarasını aldım. Bana telefon numaramı kaydet dedi. Telefon numarasını kaydettim. Ben Ekrem İmamoğlu'nu unutmayayım diye Ekrem İmamoğlu parantez içerisinde Beylikdüzü diye kaydetmişim Gökhan. Telefonumda Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü kayıtlı. Yani hala öyle kayıtlı. Değiştirmedim onu. Evet yani tanıyordum da yani siyasette ilgilendiğim için tanıyordum. Ama karıştırabilecek kadar tanıyordum. Yani başka biriyle ismi karıştırabilecek kadar tanıyorum diye Beylikdüzü diye parantez içerisinde yazmışım. Hala da öyle kayıtlı telefonumda. Bu benim ismini unutmamak için hatırlatmalı olarak kaydettiğim kişi bir yıl geçmeden Türkiye'nin en önemli siyasi figürü oldu. Üstünden bir yıl geçmeden Türkiye'nin en önemli siyasi figürü oldu. Yani Erdoğan'ın karşısında lider yok, alternatif yok, nereye yok? Yani şunun şurasında 3-5 yıl önce Ankara'nın köyü sayılabilecek Beypazarı'nda belediye başkanı olan kişi Erdoğan'ın en önemli alternatiflerinden biri şu anda. Erdoğan sırf MHP'nin içini karıştırmak için bakanlık teklif ettiği Meral Akşener en önemli alternatiflerden biri şu anda. CHP Genel Müdürü diye güya aşağıladığı Kemal Kılıçdaroğlu anketlerde hangisine yakın hissediyorsunuz deyince Erdoğan'a fark atıyor. Alternatif çok. Yeter ki insanlar adayların etrafında şu aday olmazsa ben oy vermem demesin. Gitsin oyunu versin, eleştirisini gene yapsın ama oyunu da versin. İşte Kemal tam da burada devreye gireceğim. Hani aday alternatif yok derken sonuçta 2002'den bugüne kadar yaşanmış seçimleri 24 Haziran'da buna dahil edebiliriz. Ama dediğine katılıyorum. 31 Mart itibariyle artık muhalefet ilk kez gündem belirleme gücünü ele geçirdi ve iktidar gündemi de değiştiremiyor. Bak sen de şahitsin şu pandemiden bugüne hatta 31 Mart'tan itibaren 23 Haziran'a kadar gündemi Ekrem İmamoğlu belirledi. 23 Haziran'dan sonra Kılıçdaroğlu belirledi, Akşener belirledi. Erdoğan nerede gündem belirledi? Bakıyoruz. Bir doğalgaz projesini de belirledi. Bir hafta sürmedi. Doğalgaz yalanı malum Karadeniz'de. Bir de Ayasofya'da belirledi. İşte sen de anketlerde gördün 10 gün. Bunun dışında evet Adalet Kalkınma evet. Partisi gündem belirledi. Bir damat Berat Albayrak istifasında gündem belirledi. Bir Naci Ağbal operasyonunda gündem belirledi. Negatif gündem. Bak şurada bile başkasının gündeminde, başkasının tabiri caizse yapacağı ataklara muhtaç. Artık AK Parti'nin o efsanevi halka anlatacağı destansı bir hikayesi yok. Ama benim alternatifsizlik eleştirim şuydu. Politik anlamda bir alternatif yoktu. Burada doğru bir ayrım yapmak gerekiyor. Biz hep muhalefet, daha doğrusu ben ve 23 derece olarak izleyicilerimiz muhalefeti ikiye bölüyorduk. Politik muhalefet, toplumsal muhalefet. Yani toplumsal muhalefet çatır çatır alternatif oluşturdu. İstedi Ekrem İmamoğlu'nda birleşti, istedi yerel adaylarda birleşti. Yani yan yana gelmeyecek partileri yan yana getirdi. Farkında mısın bilmiyorum. Zaten, Gökhan bu iki belediye başkanı özelinde konuşalım mesela. Bu iki Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun en önemli iki alternatif oluşunun sebebi ne biliyor musun? Nedir? Toplumsal muhalefette bunlar denendi. Yani son seçimlerde toplumsal muhalefet yani sokak Erdoğan'ın adaylarının karşısında bu insanları seçti. Çoğunluk Erdoğan'ın karşısında bu insanları seçti. Bu insanlar o sınava girdi bir kere ve kazandı. Sokaktaki insanlar bu insanları sınava soktu. Sen olacaksın kardeşim dedi ve yaptı. O yüzden şöyle düşünmemek lazım. Yani ne Ekrem İmamoğlu'nu ne Mansur Yavaş'ı
herhangi bir klik getirip bir yere bir şey koymadı. Aynen. Liderler tepede anlaştı. Çünkü toplumsal muhalefet liderleri zorladı. Bak onu söyledim biraz önce. Kemal Kılıçdaroğlu bırakın yerel seçimi, genel seçimden önce yerel seçim ittifakının planını yapmıştı kafasında. Bize bu anketi yaptırdığına göre. Aynı şekilde Meral Akşener'e gittik. Antalya, Aydın, Mersin'i sordu bize. Yapmıştık anketleri, gösterdik. Baktı, dedi ki ittifak olursa buraların hepsini kazanabiliyoruz. Zorlayan neydi burada? Meral Akşener'e onu gösteren neydi? Seçmenin tabandaki kararlılığı. Neydi o mesela? Genel seçimde %17 aldığı Antalya'da bugün seçim olsa diye sorduğumuzda gene %17 idi. Ama bugün yerel seçim olsa diye sorduğumuzda %1'di İYİ Parti. Niye? İYİ Parti'den bir şey yok ki. İYİ Parti'nin çok da flaş isimleri vardı. Mesela Antalya'da, Aydın'da, Muğla'da. Niye bu %1'e düşüyordu peki? İnsanlar Erdoğan'ın karşısında kim en yakın rakip ona yüklenmek istiyordu çünkü. Kazanacak adaya oy vermek istiyordu. Toplumsal muhalefeti Türkiye'nin her yerinde zorladı. Sokak liderleri zorladı, ittifaka zorladı. O yüzden bu sokak ittifakını bölmek AKP'nin gücü yetmez, muhalefetin bile gücü yetmez buna artık. Söylüyoruz ya, mesela Muharrem İnce buradan ayrıldı. Muharrem İnce buradan ayrıldı. Ne götürecek? Ne götürecek yani? Toplumsal muhalefeti sürükleyemedi. İnsanlar bir şeye bakacak. Evet, iki şeye bakıyor çünkü insanlar ya. Çok basit yani. Bir, bunu Erdoğan ile yani sarayla danışıklı olarak sarayın siyasi ömrünü uzatmak için mi yapıyor? Böyle yapıyorsa zaten o insana hiç kimse oy vermeyecek. Ben böyle düşünmüyorum mesela. İki, eğer böyle değilse bile iki, yaptığı şey sarayın siyasi ömrünü uzatır mı? Uzatır mı? Uzatabilir. Yani oraya yarar. O zaman oraya oy vermiyorlar. Normalde Muharrem İnce parlamenter sistemde parti kursaydı %10'u Gül'e oynaya aşardı. Bak açık söylüyorum. Normal bir gündemde kursaydı %10'u çok rahat aşardı. Ama böylesine kritik, tek seçimlik canın kalmış yani. Ya tek atımlık kurşunu var toplumun. Ve bunun farkında. Bunu seçim gecesi tak sandığa koyacak. Gitti. O yüzden şimdi kimseye kredi verme, kimseye prim yaptığı döneminde değil sokak. Aynen. O yüzden de toplumsal muhalefet bu seçimi çoktan kazandı. Erdoğan bu seçimi çoktan kaybetti. Sadece siyasal muhalefete toplumsal muhalefetle aynı eksende adım attırmaya çalışıyoruz. Olay bundan ibaret. Şimdi sevgili Kemal, bu yayın aslında bir ısınma yayını, ısınma koşulları diyelim. Bizim efsane yayınlar elbet dönecek o esprili, farklı alternatif haberlerle, ama süreyi de doğru kullanmak istiyorum, ama bir özel soru sormak istiyorum. Ama bu soruyu ne sana ne kendime, bu sefer izleyicilerimize sormak istiyorum. Şu anda ekranda yansıttık. İzleyicilerimize özel bir soru. Ortak yayınlar, yani bu gördüğünüz ortak alternatif gündem değerlendirme programını canlı yapalım mı? Aynı anda hem Avrasya anket kanalında hem 23 derece kanalında. Şunun peşine söyleyeyim. Teknik olanaklarımız aynı anda canlı yayın yapmaya müsait ve yapabiliriz de. Ama bu sizin talebiniz doğrultusunda olacak. Kemal'in veya benim kanalımın altında yorumlarınızla bu konuyu sizlerin fikrini aşmak istiyoruz. Hatta stabil bir saatte belirleyebiliriz Kemal'le şu saatte canlı. Hatta izleyiciler de konuk alabiliyoruz. Bunu da söyleyebiliriz. Paylaşırız linkimizi. Kemal de uygun görürsek farklı konularda artık ortak konuklar alabileceğiz. Kemal, aslında bayağı teknik olarak ilerledik değil mi? Farkında mısın? Valla ben farkında değilim. Şöyle farkında değilim. İlerlediğimizi yaşayarak görüyorum. O ayrı mesele. Ama nasıl ilerlediğimiz konusunda hiçbir fikrim yok. Bu iş tamamen senin ve Savaş'ın güdümünde gidiyor benim açımdan. Sağ olsun Savaş benim bütün teknik işlerimi o hallediyor. Ve ben gerçekten nasıl yapıldığını bilmeden bir anda istediğim anda canlı yayın yapabilir. İstediğim anda paket program çekebilir. Yayın yaparken araya görüntü koyabilir hale falan geldim. Böyle bunları yapabildikçe de kendimi böyle bir yazılımcı, bilgisayar mühendisi falan, böyle Bill Gates gibi falan hissediyorum. ama yapabiliyoruz. Yani böyle bir altyapımız var. Çok büyüdü.
Bence daha da iyi olacak. Bu arada onu da söyleyeyim. Ben de bir görüntü yönetmeni arkadaşımızla çalışmaya başlıyorum bu haftadan itibaren. O yüzden bizim kanalımızda da güzel gözüküyor olabilecek bence. Ben hariç her şeyi değiştiriyoruz arkadaşlar. Kemal sen değişme ya, sen kal yalnız. Tabii biz de süreyi doğru kullanmak açısından ben de yavaş yavaş toparlayayım. Kemal de bir WhatsApp iletişim hattımız var. Şu anda ekranımızda da yansıyor. +95 530 234 97 67. Biz bunu niye veriyoruz? Haber, yorum, analiz, eleştiri, görüş ve elbette en kritik soru, ben ne yapabilirim? Hem bağımsız anketçilik adına hem de bağımsız gazetecilik adına ya da ortak yayınlar adına projeleriniz de olabilir, destekleriniz olabilir. Buradan bizim iletişim kurabilirsiniz. Ama asıl olan tabii ki yayınları izlemeniz, abone olmanız diyoruz. Katıl butonumuz aktif değil mi Kemal? Onu anlat bari. Evet evet, katıl butonumuz aktif. Biz senin ayrıcalıkların var katıl butonuna tıklayanlar için. Ben de tek bir ayrıcalık var. O da şu: Avrasya Araştırma'nın katıl butonuna tıklayanlar e-bültenlerimize abone oluyorlar. E-bültene abone olduklarında da biz onlara her ay yaptığımız iki anketi mail olarak gönderiyoruz. Ayrıcalık bu. Bununla bizim anketlerimizi finanse etmiş oluyorlar. O yüzden dünyanın ilk patronsuz araştırma şirketiyiz. 23 derecede Türkiye'nin ilk patronsuz gazetecisi aslında. 23 derecenin yayınlarına katılarak, katıl butonuna tıklayarak bağımsız gazeteciliğin sürmesini sağlayabilirsiniz. Sürmesinden öte işte konuştuğumuz konu teknik imkan meselesi. Teknik imkan dediğimiz şey parayla ilgili arkadaşlar. Para da sizinle ilgili aslında. Siz ne kadar çok bize abone olursanız, siz ne kadar çok bizim yayınlarımızı takip ederseniz, beğenirseniz, imkanınız da varsa katılırsanız, biz o kadar çok teknik imkanlarımızı geliştirme fırsatı buluyoruz. O yüzden bunlar önemli. Hem 23 derecenin hem Avrasya Anket'in imkanı olanlar için tabii katıl butonuna tıklayarak destek olmanızı isteriz. Aynen, zaten youtube.com/23derecejoin, youtube.com/avrasyaanket/join. Yani aslında şu anda ekranda da yansıyor. Ama asıl olan izlemeleri Kemal. Ben o efsane yayınlara geri döneceğini düşünüyorum. Bayağı gündemi de sarsacağız. İşin garip yani, şimdi şöyle bir şey bilmiyorum, benim başıma geliyor. Bir yere gidiyorum, bir şehir dışında. Aa Gökhan, merhaba, tanıyorlar. Eyvallah, Kemal nerede? Muhtemelen senin başına da geliyorlar. Bizim iyi bir ekürü olarak geliyorlar galiba Kemal ya. Ya şöyle, bizi benzetiyorlar da. İkimizin gözlerde çekik falan. Bana benzetiyorlardı bence. Bağımlısı diyorlar var. Soy isimler de benziyor diyorlar hatta. Yok diyorum vallahi diyorum. Yolda görsem tanımam. Benim böyle bir kardeşim yok diyorum. Evet evet. Arkadaşlar seçilmiş kardeşlerdir derler ya. Sevgili dostlar, biz kardeş olduk. Aynen. Gökhan'la. Yani bu 23 dereceyle Avrasya Anket'in işbirliği bence çok iyi oldu. Çok da tuttu. Ben bunu sürdürmemiz gerektiğini düşünüyorum. O yüzden izleyenlerimiz de bize cesaret verirlerse, devam edin diyen çoğunluktaysa, bir de saat belirleriz. Her gün aynı saatte, aynı rutinde yaparız. Bence her gün aynı saatte, aynı rutinde yapabilir isek, konvansiyonel medyayı da artık tamamen çalışamaz hale getiririz bence. Emin ol, canlı en azından bizimle yarışamaz hale getiririz. Benim için daha kolay, daha az efor sarf edeceğim, daha az çalışacağım. Sen işin kolayındasın diyormuşum ama biz bu mücadeleyi hep birlikte, işin esprisi. Tabii canlı yayın daha kolay, canlı yayın daha kolay, yükleme derdi yok, bekleme derdi yok. Ama canlı yayında riskli. Vallahi Kemal, çeneme diline sahip olacaksın yani. Bundan önce hatta yani ben beni biliyorsun işte. Yani. Bak, şunu izleyicilerime söz veriyorum. Adalet Kalkınma Partisi iktidardan düştükten sonra bizim bu paket yayınlarda kamera arkaları var. Hatta bazen sansürlediğim yerler var, kestiğim yerler var arkadaşlar. Evet, otosansür kurulu olarak çalışıyorum. Yani rütü oldum bu işin. Kemal'in o videolarını yayınlasak muhtemelen kanalımızın abone sayısı 2 milyon 3 milyonu bulur da. Kemal Silivri'de olur, ben Sincan'da olurum arkadaşlar. Mektuplarını da bekleriz. artık devir döndüğünde. Artık devir döndüğünde yayınlar güleriz. Aynen, o esprileri de paylaşacağız. Şimdilik biraz dilimizi tutarız. Dilimizi tutarız. Kendimize hakim oluruz.
Ama güle oynaya yayınlar yaparız bence. Ben özellikle de izleyicinin katıldığı yayınlarda çok eğleniyorum. Yarın gelen o zaman canlı yapalım, deneyelim Kemal. Çok iyi oluyor. Bence de öyle yapalım. Yarın saatte belirleyelim hatta. İzleyiciler de muhtemelen... Yarın günlerden neydi yarın? Salı. Salı. Çok da geç olmasın. 10'da yapalım mesela. Kaç? 10. Sabah 10 mu? Hayır 22. 22 akşam saatte değerlenme için çok da uygun olmam ama 18 bence kuşağı iyi olur. Tekrarlarla insanlar izler. Sonra kendi yayınlarım varsa onu da eklersin. Canlı yayın 18 canlı yayın hafta içi insanlarda olacak Gökhan. O zaman yarın 22'ye not aldım Kemal'le canlı yayını deneyeceğiz. Eğer tutarsa her akşam 22'de canlı yayınımız devam etsin. Ama benim de kendi yayınlarım var ya 23 yayınları. O açıdan düşündüm ben. Bir deneyelim. Saat tutmazsa başka saat tutmazsa. Benim de 21 var zaten. Bunu denemek için yarın yayın yapmayız. Sadece bunu yaparız. Benim de yayınlarım 21'de. Bir saat onu deneyelim. Sonra bir saat kararlaştırırız nasıl olsa. Aynen. İzleyicilerimize de gelen tepkiler, eleştiriler ışığında bunu yaparız. Kemal şaka bir yana 41 dakika oldu ama bu ısınma turlarıydı. Yarınki yayınımız gerçekten haber içerikli, esprili, alternatif haberler olacak. Benim son sözüm iyi ki buradasınız, iyi ki bizi izliyorsunuz dostlar. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle son söz Kemal'de. Valla son söz ne olsun? 42 dakika sabrettiniz. 40 dakika. Allah sizden razı olsun. İktidara o kadar da kafayı takmayın. Siyaseti çok çok düşünmeyin. Bu iktidar gidiyor. Bunlar gittiğinde nasıl eğleneceğimize after party yapalım bence. Şimdiden onları hayal edin. Boş verin siz onların yapay gündemlerini. Herkes kendi gündeminde mutlu olsun. Teşekkürler.